Akıllı Çoban. Bir varmış bir yokmuş. Eski çağlarda Şahi Merdan isimli bir han yaşarmış. Han bir gün bütün halkı toplamış ve onlara şöyle bir vazife vermiş. Şu soruların cevabını en kısa zamanda bulun. Doğuyla batının arası kaç günlük yoldur? Ve Allah şu anda ne yapıyor? Bu iki sorunun cevabını 3 gün içinde bulmazsanız hepinizi çok ağır bir şekilde cezalandırırım. Ahali 3 gün düşünmüş, taşınmış fakat soruların cevabını bulamamış. Verilen 3 gün bittikten sonra da halk sorgu alanına toplanmış. Fakat hanın sorularının cevabını hiç kimse bilmiyormuş. Yüce dağın eteklerinde koyun güden bir çoban, ahalinin bu zor halini görmüş. Yoldan geçen bir atlıya ne olup bittiğini sormuş. Yolcu, han halkına doğuyla batının arası kaç günlük yoldur? Ve Allah şu anda ne yapıyor diye 2 soru sordu. Soruların cevabını bulmak için de 3 gün müddet verdi. Bugün de belirlenen vakit bitti. Fakat henüz hiç kimse soruların cevabını bulabilmiş değil. Halkın böyle yorgun, bitkin ve üzgün olmasının sebebi de ceza alacak olmaları, demiş yolcu. Çoban bu üzücü durumu öğrendikten sonra atın terkisine binmiş ve ahalinin toplandığı sorgu alanına gelmiş. Bütün halk toplandıktan sonra han tahtına oturmuş ve ''Sorularımın cevabını bulan huzuruma gelip cevap versin.'' diye buyruk vermiş. Meydana toplananların başı öne eğilmiş. Çok korkmuşlar. Kalabalığın içindeki atlı ''Hakanım, sorularınızın cevabını ben buldum.'' diyerek hanın huzuruna varmış. Bu durumu gören ahali şaşkınlıktan adeta dona kalmışlar. ''Sorulara doğru cevap veremediğin takdirde ceza alacaksın.'' demiş han sert bir tavırla. ''Bunu biliyorsun değil mi?'' ''Biliyorum sultanım.'' demiş. ''Öyleyse söyle bakalım. Doğuyla batının arası kaç günlük yoldur?'' ''Yalnızca 1 günlük yoldur Hakan'ım.'' ''Peki nereden biliyorsun öyle olduğunu? Açıkla bakalım.'' ''Eğer doğuyla batının arası 2 günlük yol olsaydı, güneş yarı yolda kalırdı. Fakat öyle olmuyor. Güneş sabahleyin doğudan doğuyor, akşamleyin de batıdan batıyor. Demek ki bu mesafe sadece 1 günlük yoldur sultanım.'' Bundan sonra han, ''Peki söyle bakalım. Allah şu anda ne yapıyor?'' diyerek 2. sorusuna geçmiş. Çoban da şöyle cevap vermiş. ''Hakanım, tahttan inerek yerinizi bana verir misiniz? Yerinize geçerek cevap vermek istiyorum.'' Han, çobanın bu ricasını kabul etmiş. Yerinden kalkarak aşağı inmiş. Delikanlı tahtın üstüne çıkarak ahalinin de işiteceği bir şekilde şöyle demiş. ''Yüce Allah şu anda çobanı hanlığa, hanı da çobanlığa tayin ediyor.'' Han delikanlının bu cevabını da kabul etmiş. ''Böyle hazır cevap olana baskı yapılmaz.'' demiş. Ve meydana toplanan halkı da dağıtmış. O günden sonra halk çobana büyük saygı göstermeye başlamışlar. Bir derdi olan hemen çobana gidiyormuş.